Kaybettik. Uf. Kırıksa da bir headshot Kirbem'den. Hediye 16 HP. Armor'ı var. Save'leyebilir belki ama tabi deneyecektir 1'e 2. Çünkü topa sağ olsun Kirbem'i vurdu. Kedi acaba B'ye mi gittiler diye düşündü ama prensesi gelince hemen tekrar A'ya yöneldi. Uf, çok güzel shot bir kedi ya. 1v1'e bire getirdi. Topa dikkat. Kit yok yalnız. Yoktu galiba kimse diye hatırlıyorum. Fake attı. Risk alıyor topa. Evet, bir kedi zaten bir şansı vardı. Rakip hata yaparsa diye, hata yapmayınca Beretta'yı var mı koruyacak. Böylece ikla. İlk round'u kazanıyor. Orada B'ye girmeye karar verdiler onlar da. Yani zaten Riked'de biraz daha zaman kazandırırsa görevini yapmış olacak ama Kirbem üstünden geldi. 4v3 site'ı aldılar. Şimdi 3 tane SMG'miz var armorlı. Antres uzak mesafe, güzel bir vuruş. Hala plant almadılar. Çok iyi haber. İyice yaklaşabiliriz. Ama Leko'dan iyi bir vuruş. Bir boost deniyoruz. Evet, şimdi short'ta olduğumuzu duydu Mihu. İki sesi birden olabilir birazdan. Evet, şimdi fark etti galiba iki oyuncu olduğunu. Yine de bakıyor ama CT'ye. Evet, hata yapmadı ilkle burada. Ya tabii orada arkadan Mayer B'ye gitse bile yetişemeyebilirdi. Çünkü tam yaklaştığında spawn'a doğru artık execute'a başlamak üzereydi. İkla o yüzden çok iyi bir alan kapatmış olmasına rağmen, info almış olmasına rağmen hemen bir one way smoke atıp pozisyonu değiştirecek. Bir Kedia backside'dan pozisyon almaya çalışacak. Mayer'e bayağı aslar geldi. Bir Kedia harika bir headshot geldi ama takas gelecek birazdan. Smoke içerisinde Mayer ama Mihu hemen takaslamış. Smoke'dan devamı gelmedi. Kalix'te 14 canda sadece. 3'e 3. Arkadan Voxic gelecek ama önce tabi biraz Heaven'ın oynaması lazım. Aman! Lokum geldi Kalix'e. Dantares kill aldı. Uzak mesafe ama çıkabileceği bir fight değil o. MP9'la. Voxic 1'e 2 deneyecek. Arkaya bakıyor şimdi. Mihu timing yakalayabilir mi? Timing yakalayan aslında Voxic oldu ama çok zorlan. 3 yapan gruptan çıkıyor. Swiss format hatırlıyorsunuzdur diye. Sık sık söylüyorum. Mikedia bu arada B'den 2v'mi buldu. Yani yaklaşamadan temiz 3 tane kill. Voxic bırakmıyor. Bir tane daha kill çıkardı uzundan. Şimdi bakalım Mihu ne kadar hasar verebilecek bize. Ekonomileri var. Bunu çok saklamaya düşünmeyecektir. Şey, yani 1'e 5 de denemeyebilir gibi. Shoulder. Fox'un infosu alındı. Bu arada Kirbem 9 kalmış sadece. Bir boost var. Hop. Önce alttaki. Sonra üstteki de spray. Antares hala. Ama yani kill aldığı yerde hala bir şekilde durunca, gidip geri gelince smoke'tan gelen spray'den düştü. Mayer uzun konu ağaçta saklanıyor. Mayer son anda fark etti. Yani burada bait oyunu var. Mayer ilk fight'e girecek. Yalandan bir headshot gelse B bomboş. Kedi pozisyon değiştirdi akıllıca. Mihu yakalayabilir. Spade başarı ama Voxic bir geri çekildi. Bu seslerin hepsini duyuyor tabi. Ayak sesi yaptı ama fight'e giren Lekroz. Antares'ten çok güzel vuruş. Şimdi Kirbem geri dönmeye çalışıyor ama 5 canı var sadece. Bir tane daha kill çıkardı. Yani MP9'la paramparça ediyor şu an.
Evet, daha oyun kuramadan ilk iki oyuncu kaybetti. Herhangi bir bölgenin de kontrolünü alamadılar. Aedex ufak ufak Atres mermi atan her şeyle vuruyor diye. Aynen Umut, biraz öyle abi. Yani oyunda ateş etme şansının verildiği her silahla Antares frag çıkarabiliyor. Smoke açıldı. Devamında spin topa. Pekası almış. Bir tane daha bomba. Hop. Bu da topanın kafasına. Hop. Toksik havada yakaladı. Sıradaki gelsin. Şimdi deneme Mihu'dan gelecek. Hop. Aa. Nasıl yani? Oğlum kafası görünüyor sadece. Mermi nereye gitti? Ya bu oyunda AP hala bozuk ya. Evet, arkadan operasyonda VK'di ya. Bombayı düşürdü. Uzunda son kalan oyuncu. Rekro yavaş yavaş geri dönecek. Şimdi arkasında VK'di var. Arkadan VK'di'yi vurdu. Bir fake. Geldiler biraz. Bizim anti force'umuzdaki roundlarına benziyor. Ekolar. Bir kere de yürüdü geldi ama Kivem'den iyi bir takas. Zor bir pozisyondu. Şimdi Master'dan çıkacaklar. Kalix'in 5 canı kalmış sadece ABC'de. O geri döndüler. Tamam. Yani site alabilirlerdi ama biraz yani garip bir round oldu. Trent'e ulaştılar. 4'e 4 gibi görünüyor ama iki oyuncunun canları çok az. Ekstra vuruşlar lazım. Biri gelmedi neyse ki. Xantares toplamaya başlıyor. Rahat vuruşlar. Temiz bir 4'e 4 retake. Sorunsuz silahları da, özellikle keleşleri de tutmak önemli elde. Baktım. Yüksek vurmuş. Xantares burada biraz bait gibi oldu. Edix de bayağı kötü görmüştük hatırlıyorsanız. Açık elemelerde. Takımdaki bence en zayıflardan bir tanesi. Mihu yerleşti, dikkat etmek lazım. Neyse ki geri çekildi o da. Molotov'dan sonra. Kafalarını bayağı karıştırdık. Bu agresif tuvalet savunmasından sonra hem kill aldık hem de işte buraya bir temizlemeye çalıştılar. Bir geri ittirmeye çalıştılar. Bayağı zaman kaybettiler burada. Utility harcadılar. Boxing güzel bir smoke açısı var. Tak. Bir de bomba üzerine. Bir de flash. Hatta zaten Mayer de var. Dantar'ı spikledi. Lecro ne yaptı öyle ya? Arkadan gelen Vicade ya ama Lecro. Saatte hala ikiyiz. Toksik mermiyi kaçırmadı. 5 saniye kaldı. Lecro ne sprey attı ya öyle? Tabii açıyı biraz kapatıyor yalnız Xantares'in pozisyonu. Şimdi evet, biraz daha yürür müsün dedi. İki taraf anlaştı. O yalnız B tarafında agresif. Birisi yürümüş B'den. Biz buraya hazırken ama Xantares'ten çok temiz bir vuruş. Ayak sesi yaptı. Ayak sesi yapınca da yeri zaten belliydi. Mihu oraya cross'ta çıktı. Yani orada biraz baskı altında yürüyebileceğini düşündü Xantares. Belki kalsa Voxic'le ikili açı yapmaya devam etseler. Zaten Voxicon'un arkasını koruyordu. Ama yürümeye karar verince biraz eski oldu orası. Neyse, site'e gömüldük. İki oyuncu. Mayer. Of, çok riskli çıkış. Yani AWP'ye dry peek attı. Ölmediği için şanslı. Şu tuvalet tarafına biraz odaklandık. Uzunu bıraktık. Uzunu Molotov'la durduracak Mayer. Boksik bir pop flash attı. Mayer yürüyecek. Güzel pop flash. İki tane vurdu Mayer. Bu kez flash pick'te başarı var. Çok daha rahat fightlar. Vicadia tuvaleti son anda kaçırdı ama büyük ihtimalle oraya çekleyecek zaten. Ve timing'le beraber orayı da yakaladı. Eydi. Evet, Deagle'lar. Yarım round. Antares parçaladı orayı. Ve sorunsuz da geri kaçabiliyor. Hemen Voxic aldı onun pozisyonunu. Antares uzunda bakacak. Uf.
Çok temiz vuruş ve oksikli konektör çıkışını vurunca baskı iyice arttırdık. Oyunun başındaki pistol round dışında üretmekte çok çok zorlanan bir ikla. Eternal Fire'da vurdukça daha rahat savunma, daha özgüvenli oyun. Özellikle A savunması çok başarılı bu arada. Yani Voxic'le beraber Zantares ikilisi A'da neredeyse her fightlarını kazandılar. Çok büyük avantaj oluyor yani. Evet evet, Bronx varım. Wicedia. Benim bu arada B'de vurdu, A tarafta sadece Zantares var. Net kullandı, default'ta saklanıyor, yardım bekliyor. Hemen flash yardımı geldi. Flower tarafındaki ilk oyuncuyu zaten headshot'takini vuramadı. Şimdi Mayer yardıma geldi. Trak arkasında flash pick ama kimse kör değil. Depo hala orada. Çok zorlandı Kalix. Arkadan bir kedi gelecek. Kalix bir ilk yarıda olmadı. Bayağı tutuk. Çok sesi duyunca bir rotasyon kararı gelmişti ama vazgeçti. Geri döndüler ve Ödex'in kafası açıldı. Hemen flash pick sonrası Mihu site arkasında. Onu da yakın mesafe rahat rahat Kalix kloklarla buluyor. 3 tane kill Kalix'ten. İlk yarı vurduğunun fazlasını bir antta vurdu. Bayağı sıkıntı. Oradan böyle sola doğru açılıp koşarak sıkmaları durumunda problem yaşarız. Wicedia. Eko görecek galiba ve 3 tane oyuncu birden gördü. Yine bir tane vurması iyi. Zor pozisyonlu çünkü. Kalix bu arada bir tane B'den vurmuş. B bomboş. Riske girmiyoruz. Topa sesleri duyuyordur. Geri çıkmayı tercih etti. Aslında Mekten'le beraber yakın mesafe. Aa, nasıl yani? Açtığım anda hemen yakaladım hileyi. C2. Şimdi site'dan çıktık. Ajax bombayı nereye attı? Sent yanına. Çok fazla can gitmedi. Evet, yani yapacağı fazla bir şey yok Ajax'in de. Keleşi bile koruyamayabilir. Hatta gidip vursak daha iyi. Sıkıştığını düşünüyoruz. Koştuk, gittik, geldik. Mayer vurdu. Problemsiz. Yani Ajax'in pozisyonu neymiş ya böyle? Temiz iki tane kill. Topa backside'da. Antares'e tepler var ama başarı yok. Çok rahatlıkla girdik site'a. Yani Ajax'in durduğu yer gerçekten koparttı. Oteli gibi adamsa kill kaçırmıyoruz. Teşekkür ederim. Elimden geldiğince. 11-4. Temiz bir round. Şimdi Kalix kovalayacak. Yakalar mı diye bakıyorum. Suda Lecro var. Lecro off angle duruyor. Crossfire var ama çocuğu da birbirinden biraz kopuk aslında. Ve daha iyi haber, Wicked'e yürüdü gitti. Oo, ses. Yalnız Wicked'in bu mini şeylerde hep bir ayak sesi geliyor. Açılara piklerinde. Yani o ayak sesi olmasa belki anlamayacaktı. Evet, NIP'deki Lecro bu. İsveçli. Zantares 1'e 4. Ajax çıktı. Artık 5 tane silahımız var. Zantares uzuna kadar geldi. Ajax var orada. Beklemediği bir yerde ama çok iyi toparlıyor aimini. Uff, ülkeden kayarak vuruş. Lecro'ya hak deyip çıktı. O da gitti. Ve 12-5. Anlık dikkatsizliğinde direkt entry'yi bulabilir. Ama Kivem ince ince pikleyince Zantares tam sola bakarken açısından yakalandı. Evet, uzun daha Wicedia bir takas aldı. Girmeye çalışacağız. Lecro akıllı bir hamleyle hemen suya kadar geri çekildi. Pozisyon değiştirdi. Kili sonrası. Wicedia smoke'dan, timing çok önemli. Çıktı, ilk kill aldı. İkinci kill de buluyor Wicedia. Şimdi 2-2 pozisyon yalnız. Mihu gelecek short'tan. Mayer site'de kaldı 20 saniye. Wicedia'nın da 5 canı var. C4'ü aldı. Yani kurdurması bir fake. 11 saniye. Artık iyice şansı kalmadı. Çünkü açısı yok. Sıkıntı yok.
Evet bu bait oldu biraz. Boksik boş sandı orayı. Evet Mihu böyle dümdüz fightlarda çok kuvvetli. Yani 0.001 sense tabi. Mermileri ip gibi gidiyor. Bakamadan belki timingle site'e geçebilir. O tabi önce entry bulması gerekiyor. Topanın açısı biraz off angle. 15 saniye ve topa. Kendine bir tane kere QB'den tapmaya doğru çıktığımızı. ADX hemen geri çekilecek. Bu arada Voxic. ADX'in sesini almış olması lazım. ADX oraya scope'lu kaçırırsa bir şeyler değişebilir ama kaçırmadı. İkinci mermiyi kaçırdı. Topa yardımda. Hakan'da gelen Mihu biraz. Kedia ince ince shoulder atarak bakacak. Xantares biraz daha dikkatsiz geldi ve bu resimde yanan bir kedi oldu. Bağın üzerine bir flash. Şimdi yalnız çok kuvvetli bir short açısı var burada iki oyuncunun. Lekro şimdi kafayı kaldıracak. Üzerine koşamayacağız. Güzel bir molotof attı. Yalnız yanan kivem oldu. Hemen geri çekiliyor. Döndü. Monster'ı vurdu. Biraz sıkıştık buraya. Arkadan gelen Mihu iyice daralttı haritayı. Ve 12-10'a doğru gidiyoruz yalnız. ...15 saniye Voxic koşacak site'a. Daha basmadı oğlum dur. Basma sesi gelmeden bıçaklamaya çalıştı. Xantares yine çok hızlı geldi, yakalayabilir ve çok iyi pozisyon yakaladı. Rakibini yarı yolda. Entry buldu, şimdi hızlandıracağız. Uzun tarafında Lekro kör kör yakalandı. Kill var. Site içerisinde tek başına Mihu kaldı. Toparlamaya çalışıyor ama Xantares koşa koşa bir kill daha. Şimdi Heaven'da ADX var. Topada ABC'ye saklandı. Xantares'i lokumla uğurladık. Kalix'in artık bir silahı var bu arada. 5 mermi. Büyük hasar. Tahmin ediyor. Güzel bir prefire ile beraber. ADX'i buldu. Topa biraz bekleyecek, sonra timing deneyecektir. CDO'da almadı hala. Kalix. Kereş bir mermi yeter. Tık. Spade olur. 35 can. Kalix vurduğunun farkında. O yüzden geri kaçmak da istemiyor. Avantajı yakalamışken. Tık. Olmadı. Small var bir tane. Kalix'in ama tam yürümeye karar verdiğinde bu prefire oynayacağız. AP'miz yok T-Site'da. Mihu flash P2 aldı. Fişkeye kadar yerleşti. İfrak seslerini duyuyor. Bir flash daha gelecek mi? Geldi ama Xantares hazır. İkinci oyuncuyu şimdi fark ettik. Uzun da olduğuna dair. Bu arada bir K diye. Midi vurunca. O B'den. Smoke'tan yürüme geliyor. Smoke'tan yürüme geliyor. Dry peek atacaklar. Yani flash yok. Kalix erken davrandı biraz. Yani silahın ucunu görür görmez. Bugün Kalix biraz maçta yok gibi. Ama bu kill her şeyi bitiriyor. Çünkü iki tane oyuncunun da B'de olduğunu biliyoruz. Kedi aldığı kille 24. skoruna ulaştı. Ve iki oyuncunun da B'den geleceğinin farkındayız. Rahatlıkla buraya yerleştik. Default plan alındı. Plant alındı. Hemen dumpster smoke'u. Bir oyuncunun dumpster'da olduğunu farkındayız. Spray'den sonra Lekro'da banka tarafında. Evet, smoke bekliyorlar. Kedi de banka çıkışına bakıyor inceden. Lekro'nun kafasına gelen bir bomba var. Şimdi smoke'tan yürüdüğü rahatlıkla bir vuruş var. Son kalan oyuncu Lekro. Onu da Voxic yakalayabilir. Bu kez sakin kaldık ve 13-10 ile beraber 2-0 başlangıç. ZMR elemelerine, kapalı elemelerine ve işin büyük bir kısmını, zor kısmını bence. Çünkü best of one'lar gerçekten çok zorlayıcı.